Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda JavaScript'te Intersection Observer API'ni anlatacağım ama ben video boyunca Intersection diyeceğim çünkü Intersection beni yoruyor söylerken. Intersection Observer API'yi ne işe yarıyor derseniz de aslında gözlem yapmamızı sağlıyor. Bir hedef belirliyoruz ve bunu gözlemliyoruz. Sayfada görünür olup olmadığında bize bir callback ile bildiriyor bu API ve bu sayede ne yapabiliyoruz? Sayfada bir şey gözüktüğünde işlem yapmamızı sağlıyor. En basit tanımıyla böyle olduğunu söyleyebilirim sanırım. Yani intersection ee, kesişim demek. Observer da işte gözlem gözlem desek yani kesişim gözlemi gibi bir şey çıkıyor ortaya Türkçe karşılığı. Fakat ne yaptığını aslında tam olarak gösterirsem daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Bununla birlikte çünkü yapabileceğimiz şeyler çok güzel. Mesela lazy load e, resim yükleme yapabiliriz. Yani sayfada gözüktüğünde resmi gerçekten yükleyebiliriz. Böylece sayfa açılış hızını inanılmaz etkiliyor bu olay. Veya e, load more yapabiliriz mesela hani kullanıcı aşağı indiğinde butona basmadan daha fazlasını yükletme işlemini yapabiliriz. Veya aşağı doğru indikçe sağdan soldan gelen animasyonlar yapılabilir vesaire vesaire yani birçok şey yapılabilir bununla. Ne yapacağınız artık siz hayal edeceksiniz. Ben size birkaç örnek göstermek istiyorum. Şimdi benim 3 tane lorem ipsum yani boş bir textim var. Burada da 3 tane. Bir de ortada ID'si box olan bir div'im var. Şurada ID'si box olan divim bu şekilde görebilirsiniz. 3 tane paragraf id'si box olan divim, 3 tane paragraf daha. Şimdi benim istediğim şey bu id'si box olan divimi gözlemlemek ve ne zaman sayfada gözü, gözüküyorsa bunu bilerek bir işlem yapmak olacak. Bunun için yapacağım şey bir instance oluşturmak. Observer diyelim. New um, intersection observer diyorum. Burada iki parametre oluyor. Bunlardan bir tanesi callback, bir diğeri de option, options'ları varsa onlar. Ama şu an option koymayacağım. Ee, bir de callback'imizi tanımlayalım. Const callback diyorum. Bu da boş bir fonksiyon şu an için. Tamam. Şimdi normal şartlarda çalışmayacak. Çünkü benim gözlemlemek için bir hedef belirlemem gerekiyor. O yüzden ne yapalım? Const target diyelim. Document get element by id ile ID'si ne olan box olan devim vardı az önce biliyorsunuz. Bunu şimdi ne yapacağım? Observer'ımın altında observe diye bir metodum var. Bunun içerisine hedefimi verdiğimde artık gözlemlemeye başlayabilirim. Hemen bakalım testimizi yapalım. Ha bu arada şimdi aslında artık gözlemlenmeye başladı. Bu callback fonksiyonu çalışıyor. Bunun çalıştığını şöyle anlayabiliriz isterseniz. Çalıştı diyelim. Şu an çalıştı diyor onu gördüğü zaman da çalışacak. Bakın bir kere daha çalıştı ve gittiği zaman da bir kere daha çalıştı. Çalıştı ama bununla ilgili bilgileri nasıl alacağım ben? İşte burada bize bir entries dönüyor. Hemen bu entries'i basalım. Bakın bir tane entry döndü. Bu birden fazla olabileceği için 0 bizim ilk elemanımızı yani şu anki elemanımızın kendisini temsil ediyor. Hemen bakıyoruz. Şu an bizi ilgilendiren burada Intersection Ratio yani kesişim oranı bir de is intersecting yani kesişip kesişmediği bizi ilgilendiriyor burada. Eğer bu true ise bilin ki şu an sayfada onu görüyoruz demektir. Intersection Ratio da yani yüzde kaç oranda gördük ilk seferinde bunu belirlememizi sağlıyor aslında. Şimdi ilk kez çalıştı sayfayı yenilediğimde ilk kez çalışıyor ve şu an gözükmediği belli zaten false. Ne zaman ki ben oraya gelirsem bir kere daha çalışacak bu ve burada artık is intersecting true dedi. Yani ben artık bunun sayfada gözüktüğünü biliyorum. Ona göre bir işlem yapabilirim ve ne zaman tekrardan gizlendi bir tane daha geliyor. Bu sefer yine false olduğunu görüyoruz. Şimdi ne yapabiliriz? Ee, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Burada artık istediğimiz herhangi bir şey yapmakta özgürüz. Tamam birazdan örneklerini yapacağız. Ama gelin biz bir de bunların e, bu API'nin parametreleri nelermiş, onlara bakalım. Options diyelim. Const options diyorum. Burada aldığı 3 tane parametre var. Bunlardan bir tanesi ve bence en önemlisi threshold. Threshold e, 0 ile 1 arasında bir değer olmalı. Mesela bunu size şöyle açıklayabilirim. Ee, bizim gözlemlediğimiz etiketin bir, birazcık bile gözükürse şu an bize bir callback'te bir konsolu ekrana yazdırma işlemi gerçekleşiyor. Değil Callback'i çağırıyor yani. Fakat ben şunu isteyebilirim. Yarısı en az yarısı gözüktüğünde bunu yapmamı istersem 0.5 koyuyorum. Yani %50 demek bu. Tamam mı? Şimdi gelin şöyle bir bakalım. Bakın gözüktü ama hala konsolda bir şey basmadı. Ne zaman ki ben ekranda bunun yarısını görürüm işte o zaman bana şu an ne diyor? Bakın 0.50'den sonra gözüktüğünü söylüyor zaten ve şu an doğru. Ve aynı şekilde ne zaman ki ekranda yarısını görmem tekrardan burada bana başlatıyor. Bu aslında önemli bir özellik bence. Çünkü Şurada şimdi görmek ayrı, şurada yarısını görüp ya da işte %80'ini görüp bir şeyler yapmak farklı olur. Dolayısıyla bunu bir dizi olarak da tanımlayabiliriz. Yani 0.2'de, 0.5'te ve 0.8'de görmek istiyorum diyebilirim ben. Hemen bakıyoruz. 0.2'ye geldiği anda bakın şurada zaten intersection ratio'dan da görebilirsiniz true oldu. Tekrardan bu hangisi için? Bu da 0.5'i için ve 0.80'i için aynı şekilde 0.20 değil mi? Bakayım ha 0.80 şu an turu ve bakıyoruz 0.50 ve 0.20 için de aynı şekilde geliyor ve bitiyor. Şimdi diğer bir parametre ise bu. Ne dedik? Scroll edilebilen her elemanın içerisindeki elemanları takip edebiliyor. Yani şöyle ki mesela container diye bir divin içerisine aldığımı varsayıyorum bunları. Tamam mı? Şöyle. Ve burada container'ıma mesela diyeyim ki yükseklik işte 300 piksel diyeyim. Overflow, auto diyeyim. Şimdi... Buna isterseniz bir de border, bir piksel solid DDD vereyim de gözüksün. Tamam, evet. Şimdi, bakın burada şunu belirleyebiliyorum ben. Yani <laughs> daldım gittim. Root <laughs> diye bir parametrem var. Burada document işte get element by id container. Yani elemanımı belirleyebiliyorum hangisinde işlem yapacaksam. Container elemanını belirliyorum şu an. Ve gelin şöyle bir kaydıralım. Evet yüzde yirmisi şu an gözüktü. Yüzde gözüktü. Tamam devam ediyorum. Bakın yüzde seksen gözükmedi. Niye biliyor musunuz? Yani şuradaki yüzde seksenlik kısım çalışmadı. Çünkü bu 300 piksellik alanda hiçbir zaman bunun tam yüzde seksen kadarını göremediğimiz için onu görmezden geldi. Bu da aslında önemli bir detay. Göreceğimiz diğer bir parametre de şu root margin. Bu aynı şey gibi. Mesela 100 piksel diyelim tamam mı? Şundan hepsini kaldırıyorum. Şunu da kaldırayım bu arada. Şöyle shift tabla geriye çekeyim. Bunu çok soruyorsunuz. Shift tab. Şimdi şu an yine x seferinde geldi. Aşağı doğru kaydırıyorum. Ne yazmıştık biz bu arada marginimiz için 100 piksel demiştik, değil mi? Geldim, geldim, geldim. Bakın şu an çalıştı ve ne diyor? Is intersecting true diyor. Şu an gözüküyor diyor. Çünkü ben mesafeyi 100 piksel daha genişlettim. Aslında 100 piksel alttaydı ama ben margin vererek dış boşlukta 100 piksel kadar daha yani normal eleman şurada ise diyelim tamam mı? Şurada başlıyor. 100 piksel daha ben başlangıç noktasını şuraya çektim. Dolayısıyla kaydığında eğer bu başlangıç noktasını görüyorsa elemanı görmese bile benim buradaki komutumla elemanı görmüş gibi davrandırabiliyorum dış boşluk ayarlayarak. Aynı şekilde gidişinde de yine 100 piksel kaldığında bu işlem ha şurada yani Şurada bir 100 piksellik daha mesafeden sonra tekrardan çalışıyor bakın. Bu da margin olayı. Şimdi gelin biraz bunu örneklerle şekillendirelim. Nasıl şu an kullanıldığını anladığımızı varsayıyorum. Ee, mesela ne yapabiliriz? Burada ne demiş? Lazy loading of image demiş. Tamam mesela bir resmi sonradan yükleyebiliriz demek istemiş. Doğru. Mesela bu id'si box olanı image diyelim id'si image olsun ve class, şey class diyorum, data src ile ben buna bir resim vermek istiyorum. Bu resmi de nereden bulalım? Ee, mesela Google amcaya bir girelim ve işte prototürk diye atalım. Görsellerde illaki güzel büyük bir yani resimimiz vardır. Tamam şu resim olur ya. Resmimiz bu. Ama data, data CRC olarak verdim. Şu an normalde görmemem gerekir bunu. Ki keza görmüyorum da. Image'imiz. Şu an resmimiz burada. Resim ne zaman ki yüklenecek? Ne zaman yüklenecek? Buradaki komutumuz. Şu artık. E, bunu hatta eksi değer olarak da yapabiliyoruz bu arada. Yani şuraya falan geldiğinde yüklensin diyebilirim. Onu da hatta şöyle görelim isterseniz bir bu arada bu örneği vermeden önce. Tabi observe edeceğim elemanımın şeyi değişti artık. Image diyeceğiz. Bakın şu an gözükmedi gözükmedi. 100 piksel içerisinde de artık gözüküyor. Tabi ben burada ne yapacağım artık? 100 pikselde gözüktüğünde şunu kontrol edeceğim. Is intersecting true ise if diyeceğim. Is intersecting true ise o zaman şunu yap. Ne yapacak? Entries altındaki target'ımı biliyorum ben. Entries altındaki target'ım. Ondan sonra src'sini yine entries target data set nokta src ile değiştireceğim. Hemen bakıyorum şu an değişmedi ve şu an işte gördüğünüz gibi başarıyla yüklendi. Yani bu ne demek? Network'e bakıp yüklediğimiz şeylere bakalım. Şu an herhangi bir resim dosyam yok bakın sayfamda. Ta ki ne zamana kadar o alanı görüp resmim yüklenene kadar. Bu da normalde 189 KB resource'muş. Normalde kaç şu an? 11.7 KB. Fakat bununla birlikte 189 KB oldu. Yani bu ne demek? Bakın bu ne demek biliyor musunuz? <laughs> Burada 53 milisaniyede bitti yazıyor bu kadar boyutu. Resim yüklendiğinde bu süre bakın 7.70 saniyeye çıkıyor. Yani açılış hızını bir tane resim belki çok büyük etkilemese bile ha şöyle de etkileyebilir bu arada. Yani eğer çok büyük bir resimse o da etkileyebilir birden fazla resim olan bir projeniz olduğunu düşünün. Orada işimize çok yarayacak. Bu şekilde bir lazy load işlemi yapılabilir. Yani elbette bu sadece illa böyle ID'li bir image içinde değil. Yani şöyle düşünelim. Mesela klası image olsun tamam mı? Birden fazla olsun ya. Yani fark etmez ki bu. Şöyle birden fazla ekleyelim. Şurada da klası image olanları düzelteceğimi söylüyorum ben. Tamam. Ve Burada yapacağım şey ise şu olabilir, buradaki target'ım var ya, şöyle, ee, mesela ne diyebilirim, const images diyelim ve document query selector all image, ne yapabilirim ben? Image for each derim. Bunların her birisi image mi alacak şu an? Bunu observe edebilirim o zaman target olarak image'i verebilirim. Bakalım verebiliyor muyum bu arada? Hem bakıyoruz. Şu an. Bu arada bunlar niye yüklenmedi lan? Class image. Evet. Class image. Data source. Evet. Evet. Ha <laughs> Pardon. Şurada tabi callback kısmında da artık şunu yapmam lazım. Burada hatta örneği vardır. Evet, şöyle entry'lerimi for each'e sokacağım. Yani entries for each diyeceğim. Çünkü burada artık birden fazlası için yapıyorum for each. Lan benim büyük M çalışmıyor. Şuradan alayım for each. Abi. Burada her bir entri'm bana dönüyor zaten. Şuradaki kontrolüm aslında artık bu entry'lerim için geçerli olacak. Yani şöyle entry izleyeceğiz Şurası da aynı şekilde entry, şurası da entry olacak. Bunu da silebilirim. Hemen testimizi yapalım. Bu arada şu an networkte bakın, yok herhangi bir şey. İkisi de çalıştı, İkisi de çalıştı. Yani artık burada şu kadar kodla basit bir şekilde ne yapmış oluyorum, ee, şeyi yapmış oluyorum. Lazy Load işlemi yapmış oluyorum. Bir de Load More deneyelim isterseniz. Onu da şöyle deneyebiliriz. Bunları sileyim. Şu resimlerimi. Tamam mı? Şu arkadaşları da sileyim. Şöyle 4 tane olsun. Sadece 4 tane kalsın geriye. Tamam yine bayağı bir scroll edecek elemanım var. Yapacağım şey şu olsun. Bir tane A koyalım. ID'si. Mesela Load more button olsun tamam mı? Daha fazla göster diyelim. O en aşağıda böyle gözükecek. Bunları bir div içerisine alayım. div ve buna da bir ID verelim. Mesela container diyelim. Bir de template diye bir etiket oluşturuyorum. Bu olmayan bir etiket değil, olan bir etiket zaten. Ama niye oluşturmuyor bu lanet editör? Onu anlamadım. O yüzden biz şöyle oluşturalım. Önemli değil. Buna da bir ID vereyim. Mesela dediğim ki işte load content diyeyim ona da. Ve şuradaki paragraflarımın aynısını aslında alıp buraya koyacağım. Bu template etiketi ne yapıyor? Sayfada görünmüyor ama içerisinde değerleri tutuyor bu şekilde ve ben de JavaScript'te bu değerleri alıp container'ımın içerisine yerleştireceğim. Yapacağım şey şu olacak. Takip edeceğim şey load more button'ım olacak. Ne zaman ki load more button'ı gördüm. Tamam mı? Şurada artık şuna ihtiyacım kalmadı bu arada. Ne zamanki gördüm? Bu arada 100 piksel yukarıdan görmüş olalım. Yani tam oraya görmeden bu şeyi çalıştıralım. Şurada da observer observe diyeceğim. Neyi? Target'ımı. Gördüğüm anda şunu kaldırabilirim artık. Bu callback'im çalıştı değil mi? Entries 0 Target benim neyim? Şeyim ama ona ihtiyacım yok. Benim artık burada çalıştığında şunu yapmam lazım. Ee, bir kere şu container'la content'imi şöyle yapayım bir. Let container document Get element by id container'ı böyle alıyorum. Content'i de aslında şu da alabilirim. Let content document get element by id content diyelim. Biz burada sadece load more diye bir fonksiyon çalıştıralım. Tamam mı? O bu da tanımlayayım. Bundan bağımsız olsun o fonksiyon. Burada yapacağım şey container'ın inner html'ini artı eşitle content inner html'i eşitlemek olacak. Testimizi yapalım mı? Hatta bu arada fazlaymış bu. Şöyle ikişer tane indirebiliriz herhalde. Bakayım. Bu arada ne oldu ya? Ha tamam şeyi kontrol yapmadık Dur. Onu da yapacağız şimdi. İlk etapta tabi buranın çalışabilmesi için şunu da kontrol etmeyi unutmayalım. Entry 0 is intersecting true ise bu işlemi yapsın. Ve şunu da yazalım console log yeni veriler yüklendi diyelim. Tamam. Burası aslında Ajax işlemimizin olduğu yer gibi düşünebilirsiniz. İstek atacağınız yer gibi. Şimdilik biz HTML sayfasından çoğaltıyoruz ama farz edin ki istek atıyorsunuz. Şu an iki tane şeyim var. Ne zaman ki ben aşağı doğru iniyorum, 100 piksele geldiğinde bakın yeni veriler yüklendi dedi ve gerçekten de yeni veri yüklendi. Şu an ben sonsuza kadar bu şekilde aşağı doğru kaydırabilirim. Bu da yine basit ve güzel bir örneğiydi. Son bir örnek vermek istiyorum. O da aslında burada kitabın kendi sayfasında yapmış olduğu bir örnek. Aşağı doğru kaydıkça onlara class ekleme örneği. Şöyle ki, bunların hepsini sileyim yine. Box diye bir divimiz olsun. İçerisinde de image'im olacak ve text'im olacak. Mesela text'imde ne olabilir ki? Text lorem diyelim. Mesela 20 ya da 10 ya da 5 3 4 4 tamam. Şöyle bir lorem ipsum ekliyoruz. Bunları çoğaltayım. Bayağı bir olsun bunlardan. Bakalım bayağı bir oldu. Tamam. Image'imi tabii biraz daha küçülteyim ben. Mesela 200'e 200 yapabilirim. Box'ımın kendisine display flex vereceğim. align-items center diyorum, ortalıyorum. Ve imageme bir 25 piksellik marjin vereyim. Box'ıma da bir padding veriyorum. Border veriyorum. Evet tamam. Bir de margin vereyim buna aynı şekilde 25 piksellik. Tamam süper. İçerisindeki <laughs> bir de tekstimi düzenleyeyim. Font size atıyorum işte 40 piksel olsun. Tamam süper. Şimdi ben Box'ları ince izleyeceğim tamam mı? O yüzden benim target'ım box olacak ama ne yapmam lazım? Yine şunu yapmam lazım. Const mesela ne diyelim? Targets diyelim. Hatta şurada yapabiliriz. target query selector all diyelim. Bu sefer box'ları izleyeceğim ve targets for each box diyelim. Bu da aslında direkt observer, observe box diyebiliriz. Tamam şu an veriler yüklendi diyor ama aslında bizim yapacağımız şey o değil tabi. Burada da aynı buradaki gibi bakın ne yapmış of şeklinde kullanarak yapmış. Yani yapacağımız bizim de const veya let kullanarak fark etmiyor. Entry of entry istedik. Yani her bir entry'yi dönüyorum burada. Artık şunu yapmam lazım. Enter'in içerisinde benim target'ım var zaten biliyorum. Ve class list. burada toggle kullanılmış. Biz mesela et diyelim. Ne, ve ne diyelim? İşte aktif diye bir class ekleyelim tamam mı? Ne zaman görünürse ona aktif class'ı ekliyorum. Bakın şu an görünenlerin görünenlere değil tamamını ekledi. Çünkü şurada kontrol etmem gereken şey şu. Entry nokta is intersecting. Şimdi bir bakalım. True true dedi. O zaman şöyle toggle'da işe yarıyor bu demek ki. Direkt şöyle kontrol yapabiliriz şu an için. If true yani görünüyorsa, kesişiyorsa o zaman bu klası ekle diyebilirim. Şu an bakıyorum sadece 3 tanesi şu an işe yarıyor. Tamam şu load mode'u silelim bu arada. Ben yap yapacağım şey şu olacak CSS'te. Normal şartlarda mesela textimin opacity'si 0 olmasın. Önce bir scale edelim. Nokta e, Yani bir tık daha küçük olsun. Şöyle. Ve opacity'si 0 olsun. Tamam mı? Ama ne zaman ki box'ım aktifse içerisindeki tekstimin opacity'si 1 olsun. Ve transform scale'i de yine orijinaline 1'e döndürelim. Tabii siz şimdi şurada bunu yaparken hiçbir şey fark etmeyeceksiniz aslında. Neden? Çünkü bir animasyon yok. Ama ben buna bir transition koyarsam. Mesela atıyorum 500 ms ol dedim. Yarım saniyede gerçekleşsin bütün olay dedim. Bakın. Fark ettiniz mi şu an? Hatta şöyle biraz daha büyütelim. Sadece ikişer tane gözüksün. Bakın. Çok güzel. Burada hatta şey yapabiliriz. Threshold kullanalım şurada. Ah, trash hold mesela 0.5 olsun. Yarısına geldiğinde gözüksün istiyorum ben. Bakın. Şu an çok daha net oldu. Başka ne yapılabilir? Aynı şekilde şu image için de bu olay gerçekleşebilirdi bu arada. Normalde atıyorum şöyle olsun. Image'imiz transform translate x eksi yüzde yüzle geriye doğru çekelim. Ve tabi buna bir de overflow hidden verelim ki gözükmesin. Tabi şurada bir kısım kalıyor. O da şeyden dolayı şöyle şey yapabiliriz. Calculate artı 25 piksel. Değil eksi 25 pikselmiş pardon. Padding kadar daha verdim. Ne zaman ki box aktif oldu. Aktif class'ım da var aynı zamanda box'ta. O zaman içerisindeki image'imin transform translate x'i sıfıra çekilsin. Şu an çekiliyor ama animasyonu yapmak için yine şurada bir transition, transform verebilirdik sanırım. Evet bakın yükledikçe başarılı bir şekilde geldi. Bunu toggle ile kullansaydım da şöyle olacaktı. Mesela toggle diyelim. Şimdi bakın geri gitti. Bunun olmasını istemiyorum. Buradaki örneğimizdeki gibi <laughs> şu entry intersecting'i de, de verdiğimiz zaman yani true olduğunda bu aktif klasını ekleyecek tamam mı? Ama false olduğunda geri silecek demek oluyor bu. Ve bakınız şimdi aşağı doğru indirecek kayıyor ve artık Aa ne oldu ya? Ama bir dakika bunun böyle olmaması gerekiyordu. Class entry ha <laughs> ha pardon. Şundan dolayı şöyle bir bakalım. Bakın False olduğu anda klası geri gidiyor. Bakın fark ettiniz mi? Bunu koymazsam ne oluyor peki? Hemen e, onu da test edelim. Bakın burada bir bir muhabbet dönüyor. Ama bunu koyduğumuzda ikinci parametresi olarak bunu koyduğumuzda eğer görünüyorsa turuysa otomatik olarak klası ekliyor. False'a o klası siliyor ve aslında çok da güzel animasyonlu bir efekt oluşturmuş oluyoruz bu şekilde. Şimdi biliyorsunuz trash oldu dizi olarak kullanabiliyorduk. Yani ben şöyle bir dizi oluştursam mesela nasıl olurdu? Nasıl görünürdü o zaman? Mesela ee, yani na, nasıl oluşturabiliriz? Array 100 desek, yani şöyle ee, mesela atıyorum keys diyelim tamam mı? Array işte 100 keys şeklinde. Bir bakalım hemen konsolda nelerim var. Evet sıfırdan 99'a kadar değerlerim var. Ben ama bunu ne yapacağım? Mapleyeceğim ve her bir key'imi aslında 0.2 ile eşleştireceğim. Bu da bana 0.0, 0.1 gibi değerler verecek. Hatta şey yapabilir miyim şöyle? Ki küçükse 9'dan 9'dan 0 artı bu yoksa bu. O zaman 0.00, 0.01, 0.09 değil hatta ondan küçükse diyelim ki 0.09'da olsun. Şimdi ne oldu? Yani her bir karesinde aslında şu an bu callback'im benim çalışacak. Ve ben artık burada aktif klası vermek yerine şunu yapmak isteyeceğim. Mesela ne diyebilirim? Şunu diyebilirim abi. Entry target Query Selector diyelim mesela. içerisindeki neyi seçeceğim ben? Um, mesela atıyorum... E, text'imi seçeyim tamam mı? Text'imi seçeyim ama burada Scale 0.5 yerine... E, şey verebilirim direkt. 0.01 değil mi? 1'e e kadar gidecekse. Aynen direkt Transform Scale deyip... Yani text'imi seçtim. style transform diyorum. Sonra burada transform scale içerisinde de direkt şey değerimi verebilirim ben. entry target hatta şöyle bir şey yapalım bence tam net olarak görebilmem için console.log a entry diyelim. Gelen datayı hatırlayamadım şu an. Ha, şuradaki intersection ratio'm var ya onu vermek istiyorum işte. Hemen şöyle geliyorum. E, entry intersection ratio. Ne oldu lan bu arada? Elementime bir geleyim. Ha tamam. Şey oldu ama şuradaki opacity'mi de aynı şekilde verebilirim. Şunu kopyalıyorum aynı şekilde. Burada bu sefer opacity'sini değiştireceğim söylüyorum ve şunları silip şöyle direkt kullanabilirim. Evet. Şimdi bir bakalım. Burada baya güzel gözüküyordu aslında ama nerede sıçıyorum ben peki? Şunu e, threshold direkt silsem optionslardan. Şu an sanırım Ha pardon ya ben threshold oluşturdum da Değil mi? Koymadım ki. <laughs> Deseniz arkadaşlar. Şöyle bir koymayı deneyelim bakalım. Evet. Bakın bu arada şunu kaldırırsam daha net göreceğiz. Şu an burada bir transition ihtiyacım olmayacak. Evet. Bakın kaldığı yerden bu arada ben neredeysem orada devam ediyor. Şöyle. Güzel olmadı mı ya? <laughs> Baya güzel oldu bence. Ve geri geliyor yani. Bakın neredeysem orada kendini ona göre ayarlıyor. Süper. Bunun aynısını aslında box için şey image için de yapabilirdik. Ama buradaki işte translate normalde şu an sıfır eşlemem gerekiyor. Yani %100 artı 25 eksi 25. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Bir bakalım. Şöyle gelse abi. Bu arada bunun opacitesi falan yok. Değil Sadece transform etkilemem lazım. Transform. Burada translate translate x'e intersection ratio versek ne olur? E, 0 yüzde desek bir de şöyle. Abi şöyle e, 0, 0 desem direkt. Ha bu arada text mi pardon image'e vermem lazım benim. Sıfır değildi o zaman yine şu kendisini vermeyi deneyelim. Bu arada bunu ben de sizle test ettiğim için şey yapıyorum. Ee, tamam şimdi anlaşıldı. Burada piksel kullanalım abi. Kaç piksel denk geliyor ama bu? Hemen şöyle bakayım. bir piksel mi? Haa, o zaman şöyle bir şey yapacağım, piksel değil de çarpı 100 diyeceğim. Yüzde kullanacağız. Şu an yüzde yüzde ama tam tersim yapmam lazım bu zaman. Yani şöyle mi yapmam lazım? 100 eksi şu arkadaş desem. Ee, patladık. Şöyle yapabilir miyim peki? Yani. Ama <laughs> benim, benim aslında tam tersi olması gerekiyor abi. <laughs> ha işte bu. İşte bu. Bakın. Gayet. Bu sefer gayet güzel duruyor. Şunu da hatta opasitesini aynı şekilde şu elemanın da opasitesini değiştirirsem. Normalde sıfır yapayım. Tabi bu şekilde kullanmak mantıklı mı orayı orası tartışılır. yani aborat tekstte şeyi silmemişiz ya o yüzden tam net durmuyormuş animasyon duruyor diye bakın şu an tam ama düzgün duruyor evet bakın bunda da aynı şekilde opacity'yi ayarladığımda çok da şey gözükmüyor kaldığı yerden hepsi devam ediyor bu animasyonları aslında artırmak sizin elinizde tabi bu mantıklı kullanır mı dediğim gibi gerçekten tam emin değilim. <laughs> ama klas ekleme mantığıyla kullanılabilir. Şu mantıkta her bir ratio'da oranda çağırmak belki mantıklı olmayabilir ama yine de yapmak isterseniz yapıla. <gülüyor> yapılabilir. <gülüyor> evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. İsterseniz videoya, kitap blok makalesinde bırakıyorum. Oradaki yazıyı da inceleyebilirsiniz. MDN sayfasında detayları daha fazla detayında inceleyebilirsiniz. Bu arada observe ettiğimiz elemanı unobserve metoduyla da artık gözlemlemeyi bırakabiliyoruz. Mesela laser load'da resim yüklendiğinde artık ne yapabiliriz? Unobserve diyerek hedefimizi tekrar belirleyerek onu izlemekten vazgeçeriz. Çünkü resmi bir kere yükledikten sonra bir daha gözlemlemenin pek bir manası yok. Ee, onu da söyledikten sonra sanırım verdiğim 3 tane örnekte keyifli ve tatlıydı diye umarak. Dersimi sonlandırıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.